Gündemi arz ederim. Açılış, Divan Kurulu'nun seçimi, saygı duruşu ve istiklal marşı, Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve Kent Konseyi Başkanı seçimi, dilek ve temenniler, kapanış. Dilekçe okuyorum. İlçesinde yatıp kalkıyor, ilçesi için hiçbir fikir geliştirmiyor. Onun için kent konseyleri tavsiye edilmiş, dünyanın her tarafında var. Biz de inşallah bugün kent konseyini kurarak insanlarımızın ilçeyi otel gibi kullanmasını değil de ilçeye sahip çıkmasını, ilçeyi geliştirmek için mücadele etmesini ne yardımcı olacağız. Onun için hayırlı olsun diyoruz Muratlı'mıza. Muratlı çok köklü bir ilçemiz. Muratlı'ya yakışır. Muratlı'nın her şeye hazır. Her şeye hazır. Bu nedenle kent konseyinin de kalkınmada bir ivme olacağını umut ediyoruz. Değerli sivil toplum kuruluşu örgütleri, temsilcileri, daire başkanları, muhtarlarımız, basınımızın değerli temsilcileri, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 5.393 sayılı Belediye Kanunu'nun 76. maddesine göre Kent Konseyi kurmak için bir adım attık. Bunun da ilk teklifini biz getirdik. Muratlı'mızı hep birlikte yönetelim. Bizim göremediğimiz, eksik gördüğümüz daire amirlerinin, muhtarların, siyasi partilerin hep birlikte el ele vererek Muratlı için bir şey yapmak için çıktığımız bu yolda bu eksik olduğumuz Muratlı'da bulunmayan kent konseyini kurmak için bir adım attık. Muratlı'mız hayırlı olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Aynı zamanda belediye ile işbirliği
içinde olup satış yeri temininde kendilerine destek olacağız. Ayrıca gençlerimiz için çeşitli spor aktiviteleri hazırlayarak sosyalleşmelerini sağlayacağız. Örneğin bunlar hafta sonu gezileri, kamplar, kitap okuma etkinlikleri, satranç turnuvaları, ağaç dikme etkinlikleri gibi. Ben sizlere biraz da Kent Konseyi hakkında bilgi vermek istiyorum. Kent Konseyi yönetmeliğinin amacı kent yaşamında kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, faydalılık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan kent konseylerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir. Değerli arkadaşlar, bu kent konseyleri siyasi kurumlar değillerdir. Ayrıca kendilerine ait bir gelirleri de olmadığından bulundukları belediye başkanları tarafından maddi manevi desteklenmeleri gerekmektedir. Anlayacağımız tam bir gönüllülük esasıyla yürümektedir. Amacımız daha güzel, daha nezih, daha yaşanabilir, mutlu bir Muratlı için el birliğiyle kentlilik bilincini halkımıza, halkımız ile beraber öğrenip öğretebilmek. Eşit paylaşım ilkesiyle halkımızı ortak faydalarda birleştirebilmek hedefimiz olacaktır. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Değerli arkadaşlar, Beytullah Uğur'u birçoğunuzla tanışıyoruz. Ben yine sizlere kendimi kısaca ifade etmek istiyorum. 1971 Türkiye'de doğumluyum. Muhasebe Meslek Yüksek Okulu ve İşletme mezunuyum aynı zamanda. İki dönem belediye meclis üyeliğinde bulundum. Belediyecilik alanında ve yerel hizmetler açısından da yeterli bir donanıma sahip olduğumu şahsım adına düşünüyorum. Ve bu amaçla bu kent konseyi mantığında şehrime sizlerle birlikte daha faydalı olabileceğimi ya da hep birlikte el ele vererek güzel projeler oluşturup şehrimize belediyemiz ve kamu kurumları da yanında bizler de katkıda bulunabileceğimize inanıyorum ve sizlere de güveniyorum bu hususta. Kent konseyleri 1992 yılında Birleşmiş Milletler çatısı altında faaliyete başlıyor. Ülkemizde de 1997 yılında kent konseyleri faaliyet verme aşamasında çalışmalarda bulunmaya başlıyorlar. Biz de Muratlı'da kısmet olursa bu gün itibariyle sivil toplum örgütleri olarak toplumun her katmanının çeşitli düşüncelerini kent konseyi sayesinde dile getirip şehrimizin, vatandaşlarımızın çeşitli sıkıntılarını gündeme taşıyıp bu sıkıntıların, bu problemlerin çözümü üzerinde projeler oluşturup bu projeleri gerek belediyemiz, gerek kamu kurumları, gerekse sanayicilerimizin de katkılarıyla çözüme ulaştırmak gayreti içerisinde olacağız. Kıymetli arkadaşlar, demokrasi ve katılımcı demokrasi, halkın sesinin yükseltilmesi günümüzde en kuvvetli sosyal olgu meselesidir. Kent konseyleri işte bunun ilk adımı, daha doğrusu güçlendirilmiş bir adımı olacaktır. Muratlı'da faaliyette bulunan tüm derneklerimiz, tüm vakıflarımız ve kamu kurumlarımız hepsi bir araya gelerek daha fazla Muratlı'nın sorunları üzerinde fikir oluşturmayı, akıl yormayı ön plana çıkartıp bu sıkıntılarımızı nasıl ve ne yaparak çözebiliriz düşüncesiyle birlikte el birliğiyle hareket ederek hem kendi yaşantımızı hem de şehrimizin geleceğini daha planlı, daha güzel bir hale getirmenin gayreti içerisinde.
gerek sosyal, gerek fakirlik olsun, her türlü meselelerinde ön plana çıkacak, geçmişimizi bugüne taşıyıp geleceğimize daha sağlam adımlarla adım atarak ilerlememizin ve gelişmemizin önünü açacaktır. Kıymetli arkadaşlar, bizler kent konseyi başkanı olarak kısmet olur, takdir ederseniz, seçilirsek neler yapacağız? Biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz şehrimizde, gerek şehrimizde gerekse il dışında okuyan öğrencilerimiz var. Üniversite öğrencileri, onların barınmaları, eğitim faaliyetlerinin sürdürülmesinde ne kadar ailelerin destek olsa da yine de öğrenci her zaman sıkıntı yaşamakta. Bizim projelerimizin içerisinde şehrimizdeki OSB'de yer alan sanayicilerimiz ya da şehrimizde öne çıkan hayırsever vatandaşlarımıza bir araya gelerek üniversite öğrencilerimizi tespit edip onların eğitim süresi boyunca burs alma imkanlarını oluşturmak ve bunun finansmanını organize ederek onların daha rahat bir eğitim ve öğretim sürecini yaşamalarını sağlamak hedeflerimiz içerisinde olacaktır. Orta ve lise öğretiminde bulunan öğrencilerimize yaz tatillerinde Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bünyesinde bulunan kamplarımız var. Bu gençlerimize, bu öğrencilerimize bu kamplarda yaz aylarında belirli sürelerde bulundurarak onların daha fazla sosyalleşmesini ve kültürel alanda gelişmesinin önünü açmak hedeflerimizden bir tanesi olacaktır. Kıymetli arkadaşlarımızın şehrimizin gerek çevre ve gerek hava kirliliği hususunda sıkıntıları olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu sıkıntılarımızı daha fazla dile getirerek kamu kurumları bünyesinde de gerekli irtibat ve iletişimi kurarak bir an önce bu sıkıntılardan kurtulmanın çabalarını gösterip daha yaşanabilir bir şehir haline gelmesi için çaba sarf edeceğiz. Yine şehrimiz sanayi şehri olması hasebiyle birçok bölgemizden göç alıyoruz. Şehrimizde hemşeri derneklerimiz de mevcut. Bu hemşeri derneklerimizle el ele vererek yılın belirli zamanlarında yöresel günler üzerinde etkinlikler düzenlemeyi de planlıyoruz. Hem o vatandaşlarımızın geleneklerini ve kültürlerini daha yakından tanıma fırsatımız olacak, hem de daha iyi kaynaşmış ve onlarla beraber daha sıcak ve sevgi dolu bir şehirde yaşama fırsatı bulacağız. Bu verdiğimiz örnekler çerçevesinde daha farklı projelerimiz de olacak. Ben ilk etapta bunları belirtmekte fayda gördüm. Bugünkü kent konseyi seçimimizde Muratlımıza, şehrimize, Muratlı'da yaşayan insanlarımıza, vatandaşlarımıza seçim sonucunun hayırlı olmasını temenni ediyorum. Katıldığınız için hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum.